ve kamuoyuna. Son haftalarda Kürtçe müzik dinlediği ve alay çektiği için birçok kentte 100'e yakın kişi gözaltına alındı. 20'den fazla kişi ise tutuklandı. Son olarak bugün sabah saatlerinde Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde aynı gerekçelerle 7 kişi gözaltına alındı. Sürekli olarak Türk-Kürt kardeştir edebiyatı yapan iktidar, Kürt'ün diline, kültürüne, halayına saldırmakta, tabelaların ve uyarı yazılarının Kürtçe olmasına dahi tahammül edememektedir. Lafa gelince Kürtler bizim eşit yurttaşlarımızdır demekten geri durmayanlar, Kürt'ün Türküsüne, halayına dönük saldırıları ve peş peşe yapılan gözaltılara ses çıkarmak şöyle dursun, el birliğiyle yaya geçitlerindeki Kürtçe önce yaya, peşi peye yazılarının silinmesi için valiliklere talimat yağdırıyorlar. Eşit yurttaş değil, kardeş değil ama kardeşimizin dili olmasın, rengi olmasın, türküsü olmasın, biz ne dersek papağan gibi onu tekrar etsin istiyorsunuz. İktidarı kalın çizgilerle uyarıyoruz. Aklınızı başınıza alın. Bu tutum zaten sancılı olan coğrafyamıza yeni nefret tohumları ekmek demektir. Düşmanlıkları ortadan kaldırmak yerine daha da büyütmek ve içinden çıkılmaz hale getirmek demektir. Dört bir yana ateşlerle sarılı olan bu coğrafyada olası bir barışın, huzurun önemi büyük. Bunun yolu da gerçek kardeşliğin ve gerçek eşit yurttaşlığın önündeki engelleri bir bir kaldırmak, kendinde hak gördüğün her şeyin yurttaş olan herkesin hakkı olduğunu bilince çıkarmaktır. Halaydan korkmayın. Birlikte halaya durun. Halaya durun ki birlikte horona durmanın, birlikte zeybek oynamanın kıymeti olsun. Ama ne yazık ki mevcut hal, her şeyin daha da kötüleştiği bir gidişata denk düşmektedir. Mevcut iktidar pratiği adeta her gün yeni kötülükler saçan bir şekle bürünmüştür. Bu yüzden hızla tükenmekte, gitgide erimekte, tüm toplumu içine çektiği kriz derinleşmektedir. Her geçen gün hukukun ve insan haklarının daha fazla yok sayıldığı, bir gün öncesine göre daha fazla kadının öldürüldüğü, işkencenin normalleştiği, çetelerin ve mafyaların cirit attığı, gençlerin, işçilerin, emekçilerin ve emeklilerin geçinmekte daha da zorlandığı bir ülke hali, içler acısı bir haldir. Bu halden çıkış, Kürtlerin diline ve kültürüne saldırmakla olmaz. İnanç düşmanlığı yapmakla ve savaşı daha da körüklemekle olmaz. Yoksulu emekliyi, dar gelirliği inim inim inleten politikalarla olmaz. Tüm türler ve canlar için ses çıkaran, herkese şiddet göstermekle, katliam yasaları çıkarmakla olmaz. Biz burada en basit insan hakkı olan ana dilde konuşma hakkının suç teşkil etmeyeceğini belirtiyor, Kürtçe müzik ve halay gerekçesiyle tutuklananların derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Dilimize de, kültürümüze de, halaylarımıza da dokunamazsınız. Ember Nadım ve Dilane, faşizme geçit yok, faşizme ve ırkçılığa hayır, faşizme karşı omuz omuza. Müsaade. Lütfen bir saniye.